Niye? Kabuğu kalındır. Niye kabuğu kalın? Bu çetin ceviz mi? Ayşe ablam neredendi? Köyden. Hangi köyden Ayşe abla? Afyon. Heh. Yani bizim oralara yakın. Bizim oralara yakın. İçini İç Anadolu'da. Çıkaramadım. O kadar minik ki çekirdek gibi. Minnacık. Bakın şimdi yerli ceviz kırılmaz dedi beyefendi. Niye kırılmaz? Kabuğu sert. Bu kabuk niye var? Bakın ceviz kabuklu. Fındık kabuklu, badem kabuklu. Burada onlar yok. Şöyle şimdi, hocam yan yana bu Amerikan cevizi çünkü. Bu tabii, bizim tabii. Normal bu bir de Amerikan cevizinin köyündeki küçük olanı. Bunları boy boy satıyorlar. Daha da büyük kuyumuşlar. Olanları da var bunların. Tabii tabii numaralandırıyorlar bu küçük olanı. Kocaman kocaman olanları da var. Şimdi bir soru sordum şunlar size. Beyefendi dedi ki cevizin kabuğu, yerli cevizin kabuğu serttir, kırılmaz. Kırılmaz. Doğru. Cevizin niye kabuğu var? Cevizin kabuğu içini koruması için. İçini koruması için var. Bravo. Tabii. Şimdi bakın çok önemli bir yere geliyoruz. Cevizin kabuğu niye içini koruyor? İçinde ne var ki kabuk gerekiyor? Aa, çok önemli bir şey var. Tohum var içinde. Tohum var, çok doğru. Evet. O tohumun içinde de insan için sağlığa faydalı bir takım işte ihtiyarlamamızı engelleyen maddeler var. Evet. Ne var? Omega 3 yağ asitleri var. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri var. Flavonoidler var. Evet. Ve polifenolik bileşikler var. Kalp evet. Damar sağlığı için çok evet. Önemli. Bunların hepsi havayla ve ışıkla temas ederse bozulur. Evet. Omega 3 yağ asitleri veya zeytinyağı havayla temas etmeyecek diyoruz. İşte onun için bu kabuklu yaratılmış. Evet.